bir müşriği düşünün. Diyeceksiniz Allah'la konuşuyor bu. Bunlar da Allah'ı biliyorlar. Yanı sıra edindikleri putları Allah'a yakınlaşmak için arada şefaatçi edinmişler. Dolayısıyla Allah inançlarında Kureyş'in mesela Allah Azze ve Celle var. Yüce Arş'ın Rabbi. Putlar onların elleriyle yonttukları taşlar. Bu doğru. Fakat bunlar bir kaide gibi. Allah'ın kızları olan meleklerin gelip zaman zaman nüfuz ettikleri şekillerdir. Bunlar o melekleri kastederek, onları niyet ederek bunların önde tazimde bulunurlar. Siz onlara ya taşlara maçlara eğiliyorsanız deseniz gülerler. Bizim inancımız o kadar basit değil. Anlamamışsın, yanlış anlamışsın sen. Daha karmaşık bir şey var bizim inancımızda. Sen Allah'ın meleklerini bilir misin derler. Evet. Bu melekler içerisinde yakın olan melekler var, bilir misin? Onları da biliyoruz. İşte bu meleklerin biz hatırını gözetiyoruz Allah katındaki. Bunları biz memnun ettiğimiz zaman onlar da Allah Azze ve Celle'yi bizim adımıza memnun ederler. Siz kendiniz doğrudan Cenab-ı Hakk'ı memnun etmeye kalkıyorsunuz, öyle mi? Sizin inancınız aslında basit olan, sade, işe yaramaz olan sizinki. Primer olan sizinki, bizimki aslında daha değerli toplu. Sen diyecek o halinle valinin önüne çıkmaya kalksan çıkabilir misin? Araya adam bulamasan çıkabilir misin? Çıkamazsın. E kalkmışsın göklerin ve yerin yaratıcısına bir çırpıda seslenip sesini duyuracağına, huzuruna çıkacağına inanıyorsun. Olmaz öyle şeyler. Bizim inancımızda diyecek o müşrik, مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Bizim inancımızda o büyük melekler, onlar için oluşturduğumuz bu güzelim tahtlar, kaideler, sizin put diye görüp aşağıladığınız bu şeyler, üzerinden biz onlara tazimde bulunuyoruz. Allah'ın kızları. Ve bu tazimimiz ile Cenab-ı Hak aramızdaki o iletimi sağlıyoruz. Sizin asla sağlayamadığınız o kopuk olan, o çok yüce olan Allah ile çok düşük olan sizler arasındaki mesafeyi asla kapatamazsınız. Biz onu buradan sağlıyoruz. Ve bunu sağladığımız zaman yüce Rabbi niyet ederek onun memnuniyetini, onun rızasını. Yoksa ne işimiz var bizim meleklerle? Biz onun مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ. Sadece bütün niyetimiz Allah'a yakınlaşmak. Şimdi bu çerçeveyi aldığınız zaman, demin o bahsettiklerimle baktığınız zaman şablon olarak bir fark yoktur. Onların kullandığı örnekler de aynı, bunların kullandığı örnekler de aynı. Valinin huzuruna çıkabiliyor mu öyle diyen adamın dolu ağız dolusu söylediği şey ile müşriklerin Allah'ın huzuruna öyle birden çıkabilir misin dediği şeyin şablonu aynı şablondur. Biz de cevaben Rabbimizin sözüyle cevap veriyoruz ki Allah'ın Resulü bize öyle haber verdi. Allah demiş ki ona وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ. Kullarım sana beni sorarlarsa de ki benim üzerimden gelin, ben size Rabbinize ne diyecekseniz ben söyletirim. Aradaki iletim ben sağlarım değil. فَاِنِّي قَرِيبٌ. Ben yakınım. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَنْ. Çağrıda bulunanın çağrısına çağırdığında icabet ederim. Resulullah böyle öğretti. Kendisi bir beşer olarak böyle yaşadı. Ve insan arasındaki konumunu diğer insanlarla eşitleyerek Allah Azze ve Celle'ye kullukta bulundu. Asla kendisine bir meşiyet, bir tasarruf, bir paye biçip gaybı bilen, eşyaya nüfuz eden, hidayette rol alan ve hidayet dağıtan bir çehreye, bir misyona asla yakınlaşmadı. Tam tersi Allah Azze ve Celle'nin şu ayetlerde bahsettiği üzere Allah'ın Resulü ve kulu olarak tamamladı hayatını. Dolayısıyla örneği göz ardı edip ıskalayan, kendisine hayali bir dünya kuran, sonra oradan aracılar edinen ve böylece kestirmeden sonuç sağlayacağını düşünen kimseler dalalet üzeredirler, şaşkınlık üzeredirler ve ellerine hiçbir sonuç geçmez. Çifte kazanıyoruz diye, yok kısa yolunu bulduk diye ümit edenler işin aslını, esasını, doğrusunu zor geliyor diye gözden çıkardıkları için çifte zarar edeceklerdir. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنَعًا. Sanıyorlar ki en iyisini biz yapıyoruz. Kolay yolunu bulduk.
Ne bu dünyamızı öyle ilim öğrenip, kitap öğrenip, hikmet öğrenip, öyle zor işlerle uğraşıp dünyamızı ne bozuyoruz? Kısa yoldan birinin yanına git gel, işimizi şey yaptık, o bu işleri halledecek, biz de şimdi keyfimize bakıyoruz. Öyle elifti, baydı, bunlarla uğraşmaktı, gerçek nedir, kafa yorup patlatmaktı, böyle şeyler yok artık. Böyle çifte kazançlı olduğunu, çokça kazanacağını düşünenlere Cenab-ı Hak çifte ziyan edenler olarak tarif ediyor. Gayretinden, çabasından gayri şeyleri kolayca elde edeceklerini sananlar, her şeyi ziyan etmekle, her şeyi harap etmekle yüz yüze kalacaklardır.